Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sevdalı İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Kanalıma hala abone değilseniz, ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam da bahar gelmişken, her ne kadar dışarıya çıkamıyor olsak da bu uçuş uçuş kelebekleri evimize getirelim istedim. Burada farklı çiçeklerimizi de görüyorsunuz. Bunların da anlatımlarını yapmıştım zaten. Kanalımda var. Ama tekrar görün, bilin. Görmeyenler görsün, duymayanlar tekrar duysun istedim. Bu da vanilya çiçeğimiz. Bunun da yapımı var. Ve bu da hanım eli çiçeğimiz. Mis gibi kokar. İnşallah hanım elilerin açtığı zaman dışarıya çıkabiliriz ve o mis kokularını duyabiliriz. Bugün dediğim gibi kelebek yapacağız arkadaşlar. Ben aslında bunu bu şekilde hazırladım. Ama bu ortasındaki göbeği bilmeyen arkadaşlar için bu göbek kısmını göstereyim. Daha sonra da buradan kaldığımız yerden bu iki yaprağını beraber sizlerle tamamlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve çiçeklerimize başlayalım. Bunu bu şekilde bırakalım. Takılmasın. Parmağımda ipimi, sihirli halkamı yapıyorum. İpimi buraya tutturdum. Buraya 5 tane İlmek yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Bu şekilde 5 tane yaptım. Bu alt ipimi asılıyorum. Bu ilk ilmeğime batıyorum. Hepsine batıyorum ve burayı normalde boru yaptığımız zaman sıkı tutuyorduk. Ama şimdi buraları birer kanat yapacağımız için biraz daha iri atıyoruz arkadaşlar. Çünkü oralara biz kanatlarımızı başlayacağız. Çiçek göbeği dediğimiz göbek arkadaşlar. 2, 4 ve başladığım yere geri geldim. Bu şekilde 5. Bu şekilde göbeğimizi oluşturuyoruz. Şimdi dilerseniz diğer benim yarım kaldığım yerden başlayalım. Bunun hemen yanına bu yaprağımın aynısından yapacağım. Bu yaprağımı kaçla başlıyorum? Bir ilmeğin içerisine 3 ile başlıyoruz. 1 2 ve 3. İp attım, başa geldim. Bir, iki üç dört. İp attım, başa geldim.
Sadece yanlardan artırıyoruz. Bu şekilde. Sadece yanlardan artırıyorum. Sayım 8 oldu. Ya 3 ile başladım. Yanlardan artırarak 8 sayısına kadar geldim arkadaşlar. Şimdi 8'den burası 8 olduktan sonra eksiltmeye başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 oldu. Tekrar ipimi atıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, ve altı. Tekrar ipimi atıyorum. Bu şekilde eksiltmeye devam ediyorum. Eksiltmeye devam ettim. Tepedeki sayım 2 olana kadar eksiltiyoruz. Bunu burada kesiyoruz. Şimdi diğer kanadımı yapacağım. Hemen yanındaki ilmeğe ipimi tutturuyorum. Bu şekilde. Buraya da aynı şekilde 3 ile başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 ve 3. Bu kanadımı da 10'a kadar artırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. 3 ile başladım. 10'a kadar artırdım. Gereksiz yere 10'a kadar artırmayı gösterip de videomu uzatmak istemediğim için sizi de sıkmak istemiyorum. Bu şekilde yapıp geldim. Şimdi burayı göstereyim arkadaşlar. Bu kalp şeklindeki kanat kısmını yapmaya. İpimi attım. Buraya hemen yan taraftaki zürafama batarak 1 2 3 ve 4 tane yapıyorum. Geriye dönüyorum hemen. Bir, iki, üç. Tekrar buradan geriye döndüm. 1 ve 2. Bu yarım yeri yaptıktan sonra hemen bu yan taraftaki aşağıdaki ilmeğime ipimi atıyorum. Bu şekilde. Bakın belli bile olmadı zaten orası. Hiç koparmadan direkt 1 2 3 ve 4. Tekrar ipimi baştaki ilmeğime atıyorum. 1 2
3. İpimi attım. Bir ve iki. Burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde ipimi kestim. Şimdi bunun kenar kontur kısmını yapalım. Kontur kısmı için de ben misina ip kullanıyorum. Şekil alan 404 numara misina kullanıyorum. Bundan bir miktarını keselim. Bu şekilde kestik. Etrafını dolanacağını düşündüğüm ölçüde, yeterlilikte. Buradan ben etrafımı, çiçeğimin etrafını pembe istiyorum. O yüzden buradan da 3 katlı bir pembe ip ayarlıyorum. İnşallah bu ölçümüzde yeterli. Bu şekilde 3 katlı ipimi de ayarladım. Bir de aynı şekilde iğnemi, ipimi takayım. Etrafını, kontörünü geçireceğiz. Şimdi bu misinamla iplerimin ucunu bu şekilde eşitleyelim, tutalım. Bu şekilde. Kelebeğimizin ters tarafından tersine koyuyoruz arkadaşlar. Kontürleri tersinden gidersek düzü daha düzgün oluyor. Bunu unutmayalım. Kontür geçileceği zaman mutlaka işimizin tersinden başlayalım. Tersinden yapalım. Bu ilk ilmeğime batamadım. Bu şekilde ipimizi sabitliyoruz. Bu şekilde sabitledik. Şimdi misinamla ipimi aynı anda yürüterek buradaki bütün ilmeklere ipimizi sürafa yapıyoruz. Bu şekilde görünüyordur umarım. Bu şekilde batıyoruz her deliğine. İçinde misinamız var ve 3 katlı ipimiz var. Devam ediyoruz. Bu şekilde görüyor musunuz? Aynı şekilde geliyorum. Bu tepemi de yapıyorum. Şimdi ipimi bu şekilde aşağıya doğru eğdim. Çünkü bu araya da bu şekli vermem lazım. Hem de buradaki ilmeklerimize de bunu yapmamız lazım. Bu şekilde tekrar şöyle kaldırıyoruz. Buradaki ilmeğimize batıyoruz. Tepedeki ilmeğimize de batalım. Her ilmeğe batalım arkadaşlar. Atlamadan güzelce
Tekrar bu şekilde. Arada bir şu misinamızı hafifçe asılırsak eğer kelebeğimize şekil verecektir. Çok büzdürmeden. Bu şekilde bütün kanatların etrafını her deliğine batarak atlamadan kontür geçiyoruz. Son ilmeğimi de yaptım. Bakın arkadaşlar, böyle buruş buruş çirkin bir şey gözüküyor. Ama bu çirkin buruş buruş şey sizi yapamadım olmadı psikolojisine sokmasın. Buradan kesemedim. Bu çıkıntı yerlerimizi, iplerimizin uçlarını yapıyoruz. Normalde biz iğne oyasında çakmak çok kullanılmaz. Ben yani karartıyor. Hoş bir görüntü olmuyor ama biz içine biraz önce misina kullandığımız için bunları mecburen yakmak zorundayız. Bu şekilde de elimizde düzeltelim bu kanatlarımızı. Bu şekilde bir şekilsiz bir şey oluyor şimdilik. Şimdi bunun ortasındaki bu boru kısmını hazırlayalım. O neredeydi? Bu şekilde 7 ilmekle boru hazırladım. Bu borunun başlama kısmını zaten biliyorsunuz. Her seferinde sürekli anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Nasıl başlandığı değil, sadece sayısı önemli. Bir de bunu biraz sıkı yaptım. Böyle hani dik dursun, sert olsun diye. Aa, koptu. Onu tekrar bağlayalım. Hemen orayı tutturduk, hemen bağladık yine. Bu şekilde sıkıca borumuzu yapıyoruz. Bu ellerim artık pütür pütür oldu, delik deşik olduğu için onu da ister istemez ipi biraz titretiyor. Biraz da sıkı olsun diye asılınca da ip dayanamıyor. Var bu boruda bir tuhaflık. Şimdi de ipimiz çıktı. Valla video çekerken ayrı bir heyecan oluyor sanırım. Ayrıyeten bir şey oluyor. Hiç olmayan şeyler olabiliyor. Böyle birkaç sıra daha borumuzu sıkı bir şekilde yapıyoruz. Yavaş yavaş da borumuzu eksiltebiliriz arkadaşlar artık. Biraz daha böyle baş kısmı daha sivri olsun diye. Bu şekilde. Eksiltmeyi nasıl yapacağım? Bu aradaki bir küçük ilmeğimi atladım. Hemen yan taraftakine böyle sıkıca, sanki hani hiç bir şey yokmuş gibi onu oradan eksilttim. Kaç tane kaldı? 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. Şimdi bu bana yeterli bu boru diye düşünüyorum. Şöyle bir kelebeğimize koyalım bakalım. Kelebeğimizin üzerine koyduk. Bu şekilde.
Pardon. Nereye koyuyorsam. Şu şekilde koydum. Bu da yeterli. Şimdi antenlerimizi nasıl yapıyoruz? Bu borumuz da burada hazır dursun. İpimizi çıkartmayalım. Onlar lazım olacak. Şimdi küçük bir telim var. Bu çiçek teli dediğimiz telimiz var. Böyle ince bir tel arkadaşlar. Bunu bu ip satan yerlerde, bu takı malzemesi satan yerlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir de bizim kumaş boya tutkalı dediğimiz poligon var. Çok amaçlı yapıştırıcı bu da. Bunlarla kumaştır, iptir, herhangi bu tekstil ürünlerindeki yapıştırıcılar da tekstile bağlı yapıştırıcılar diyeyim. Bu yapıştırıcılarda bunu kullanabilirsiniz bu tür işlerinizde. Ucu donmuş. Hemen şu şekilde ucuna az bir şey bulaştırıyorum. Hemen ağzını kapatalım. Çıkıyor kendi kendine çünkü bu. Şu şekilde ipimi koydum. Her taraf yapış yapış oldu. İpimi sarmaya başlıyorum. Telin üzerine alt ucunu kaybederek bu şekilde ellerimiz telimizi saralım. Bu şekilde çevirdim. Şimdi şu şekilde ipimizi, telimizi döndürüyorum. Telimizi böyle döndürerek sarmak daha kolay. Tutabiliyorum artık. Tuttuktan sonra sadece bu şekilde çeviriyorum. Şu şekilde. Bu bana yeter mi acaba? Şöyle bir bakayım. Biraz da kıvıracağım. Çok az daha. Çok az daha. Şimdi buraya da tekrar tutkalımdan küçük bir damla daha sürelim. Şimdi çıkmıyor, çıkmıyor. Bir çıkacak, fırlayacak. Buraya küçük ipimizi tutacak kadar az bir şey. Bakın nasıl çıkıyor. Ağzını kapatalım. İpimizi buraya, bunu da buraya yapışsın. Bu tutkalın üzerine de bu ipimizi saralım. Burası da yapıştıktan sonra ipimizin ucunu keseceğiz. Telimizi şöyle bir tane de kıvırabiliriz aslında. Daha sağlam olsun diye. Bu şekilde orayı da kıvırdım. Telimi de kesiyorum. Buradan ipimi de kesiyorum. Zaten orası da yapıştı. Böyle nasıl diyeyim? Şu orta parmağım mı? Bu şekilde işte bu kadar bir tele ip sardık şu mesafede. Tığımın yardımıyla bunun ucunu kıvırıyorum. Böyle kıvırdım. Bu anten yerini yaptık. Şimdi de
Şöyle dışa doğru bürkeyelim. Bunu da aynı şekilde kıvırıyoruz. Tığımızı çıkartalım. Bunu da bu şekilde kıvırdık. Kelebeğimizin anteni bu şekilde hazır. Bunu hemen bunun içerisine koyuyoruz ve bunu aslında bunu koymadan daha kolay olur. Şu şekilde ipimizi geçirelim. Her ilmeğinden. Nerede kaldığımı şaşırdım. Şöyle başladığımız ilmeğe de geldim. Bu anterimizi bunun içine koyalım ve burayı büzelim. Bunu büzdükten sonra birkaç kat böyle iyice anterimizi oraya sabitleyelim arkadaşlar. Bu şekilde birkaç yerinden dikiyorum. Bu ipimiz burada kalıyor. Şuraya aşağıya geçireyim. Şurada ipimizin kopan kısmını keselim. Bu şekilde antenimi hazırladım. Şimdi başka bir aşama daha göstereyim. Yine aynı şekilde pembe ipimizi takıyoruz. Kelebeğimin tersinden şuradan ipimi buraya sabitledim. Şimdi şu şekilde ön yüzüne iğnemi geçiriyorum. Kanadımız takıldı. Bu şekilde geçirdim. Bu şekilde damarlarımızı atıyoruz arkadaşlar. Kanatlarımıza. Ve buraya geldim. Bu şekilde. Hazır buraya gelmişken şu kanadımı da buraya tutturuyorum. Bu pembe yerinden pembe yerine buraya bir iki tanesinden bu ikili kalp şeklindeki pardon yanlış yerden tutturdum arkadaşlar. Burayı sökelim. Burayı özür dilerim düzeltelim arkadaşlar. Burayı tutturmuyoruz. Bu diğer arka kanadı. Buraya geçiyoruz. Bunun damarını yapıyoruz. Şöyle. Burayı da aynı şekilde damarlarını attık. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bu kalpli yaprağımızı üste gelecek şekilde, bu da alta gelecek şekilde bu sadece uç kısımlarından
bu pembe kısmından buradan tutturuyoruz. Bir de arkaya geçelim. Bir tane daha tutturalım. Bu şekilde buraya tutturduk bunu. Şimdi buradan da yine aynı şekilde aşağıya indik. Bu kalpli damarımız yaprağımıza damar atıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıp bunu da buraya dikelim. Bu şekilde diktim. Her bir dört yerinden. Şöyle göstereyim. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz antenimizi ve ortadaki boru kısmımızı da kelebeğimize bunun üzerine bu şekilde dikiyoruz. Bu üst tarafına çıkarmadan alttan ilmeklerini alarak diyemedim. Buraya sabitliyoruz. Beni Sevda Sevda Tapramaz olarak da Instagram'da da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bir de bu kelebek nerede kullanılabilir? Onları söyleyeyim. Bu kelebeği nerede kullanabiliriz? Bunları isterseniz çocuklarımıza taç, toka, o şekilde de aksesuar olarak da kullanabiliriz. Ya bir kolyede, o tarz bir şeylerde de kullanılabilir. Ya da bu kelebekli havlular falan var özellikle. Bu havlu kenarlarında çok güzel oluyor. İstediğimiz her yerde kullanabiliriz aslında. Bu şekilde bunu da birkaç yerinden böyle tutturduktan sonra ipimizi de sabitliyoruz. Şurada bir yere sabitleyelim. Ve işimiz tamam. Bu şekilde kelebeğimiz hazır arkadaşlar. Sonradan bu antenlerini falan tekrar elimizle düzeltelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.